Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzda ProTicer içerisindeki ürünler, kategoriler, markalar, yazar yayın evi sayfalarındaki SEO'lar toplu halde nasıl değiştirilir? Buna bir göz atacağız. Yine site ayarları kısmımıza geliyoruz. Bakın toplu SEO bilgi güncelleme alanındayız. Tıklıyoruz. Bizi bir menü karşılıyor. Bu menüde hangi gruptaki alanların SEO'sunda bir değişiklik yapacağız toplu halde. Bunun seçimini istiyor bizden. Tamamını seçebiliriz. Ya da diyebiliriz ki ben sadece ürün SEO bilgilerini güncelleyeceğim. Çünkü burada bakın daha önceden gelişmiş SEO'da anlatmış olduğumuz bir alan vardı. Yani bizim gelişmiş SEO'larda toplamda ürünlere, markalara, kategorilere nasıl toplu gelişmiş SEO ayarı yapabiliyorsak burada toplu güncelleme yapabiliriz. Ben diyorum ki ürün SEO bilgilerini güncelleyeceğim sadece. Peki bu ürün SEO bilgilerini güncellerken ben tüm ürünlere mi uygulayacağım? Yoksa sadece boş olanlara mı uygulayacağım? Şimdi hangi durumlarda boş o SEO bilgileri boş haline gelir? Siz eğer Excel'den bir ürün aktarımı yapmışsanız ve Excel'deki field'ın URL field'ın alanı boş ise artık buralarda da boş alanlar gelmeye başlar. Ve siz sadece boş olanlara uygula derseniz yukarıdaki şablonu yani şuradaki ürün şablonunu buradaki ürün şablonundaki title, description, keywords artık hangi alanlarsa bunlar bunlar toplu halde gelirsiniz toplu SEO bilgilerinde. Sadece o alanları uygularsınız bakın. Boş alanları uygula ama neyi uygulayayım? Sadece başlıkları mı uygulayayım? Yoksa URL bilgilerini mi güncelleyeyim? Açıklamayı mı güncelleyeyim? Anahtar kelimeyi mi güncelleyeyim? Siz sadece anahtar kelimeleri güncel ederseniz sistem otomatik olarak şunu yapar. Artık gider tüm ürünlerin SEO bilgilerine bakar. Bunlar içinde boş olanları bulur. Ve boş olanların içinde de sadece SEO anahtarları güncellemesini yapar. SEO bilgilerimizi güncelle diyorum. Evet. Güncelleme işlemi gerçekleşiyor.